Değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Kotanlı yaptığı açıklamada yapılan reform çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini vurguladı. Eleştirilere açık iktidar ve muhalefetiyle üzerinde uzlaşı sağlanmış yeni reformların ülkemizin geleceği, eğitimin ileri düzeye gelmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Kotanlı şunları kaydetti. 2012 yılı eğitimde değişim yılı ve demokratik adımların atılmaya başlandığı bir dönem oldu. Fatih projesini her çocuğun internete bağlanarak bilgi gelişim ve teknolojisiyle ulaşması açısından önemsiyoruz. Ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirecek bir proje olarak görüyoruz. Bu itibarla okullarda ders saatleri dışında ibadetini yerine getirmek isteyen öğrenci ve öğretmenlere okul idarelerince kolaylık gösterilmesi ve bir mescit hazırlanması yönünde yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu düzenleme temel din ve vicdan hürriyetinin ve demokratik eğitim sisteminin bir gereğidir. Görüyor, eğitimde başlatılan Fatih projesinin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için bilgi, teknoloji, gelişmişlik açısından bir fetih projesine dönüşmesini diliyoruz. Okullarda ibadet serbest olmalı ve mescitler yapılmalı. Bu itibarla okullarda ders saatleri dışında ibadetini yerine getirmek isteyen öğrenci ve öğretmenlere okul idaresince kolaylık gösterilmeli ve bir mescit hazırlanması yönünde yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu düzenleme temel din ve vicdan hürriyetinin ve demokratik eğitim sisteminin bir gereğidir. Böylesine son derece insani, vicdani ve demokratik bir talebe karşı olmayı eğitimcilikle, sendikacılıkla bağdaştıramıyor. 12 Eylül rejiminin baskıcı, yasakçı, hastalıklı bir uygulaması olarak görüyoruz. 12 yıllık zorunlu eğitim yasasıyla seçmeli dersler arasına giren, Kur'an ve Hazreti Muhammed'in hayatı dersi laiklik ile çelişen bir düzenleme olduğu iddiasıyla kamuoyunda tartışmalara yol açmaya çalışıldı. Demokratik Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda İncil ve Hristiyanlıkla ilgili dersler zorunlu olduğu halde, Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun tartışmalar sonucunda iktidarın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle seçmeli ders olmuştur. Dünyadaki en demokratik ve pedagojik örneklere baktığımızda Türkiye'nin Kur'an ve Hazreti Peygamber'in hayatı derslerini seçmeli dersler havuzuna koymakla geç kalınmış, doğru bir adım attığını görebiliyoruz.